Onun için her hile yapılacak. Milletin dini duyguları istismar edilecek. Güçlü diktatör için güçlü Türkiye deniyor. Bak sahtekarlı dil kullanıyorlar. Dili tarif ediyorlar. Hani Orwell'in 1984 kitabı var ya. Hani dil kullanma. Müthiş propaganda. Birileri buna dedi ki itici. Çok itici. Hayır. Şeytanı bile kıskandıracak. Bu Rıdvan'ın yaptığı şey var ya. Şeytanı bile kıskandıracak derecede kurnazca. Aptalları kandırır. Adam yoksul ekmeğe talim ediyor düşün. Ekmeğe talim ediyor, makarnaya talim ediyor. Yeterince protein yok, beyin hücreleri çalışmıyor. Ama adam bana karşı 1150 odalık sarayı savunuyor. Böyle hale getirilebiliyor. Aptallaştırılınca dini ve milli hormonlarla insanlar aptallaşır, sarhoş oluyor. Kendisine aleyhinde olan şeyler, kendisini intihar ettirecek şeylere oy verir. Bu adam kendisi güç kalacak, sizi sıfırlayacak, her şeyi kontrolüne alacak ve bunu yaparken de muhalifleriyle yüz yüze tartışma onurunu bile, cesaretini bile göstermeyecek. Ve sen bunu bize nasıl yutturacaksın? O güçlü Türkiye. Saddam da güçlüydü. Ne hale getirdi ülkesini? İlk önce Amerika'yı yarandı. Amerika'nın useful idiot'i oldu. Kullanışlı ahmağı, salağı. Türkiye'nin farkı var mı? Arınç neredesin? Gül neredesin? Tayyip'le birlikte Amerika'ya gidip vaftizlenmediniz mi? Bob eş başkanlığı oynamadınız mı? Şimdi siz kesin. Şimdi Tayyip Saddam'ın ikinci rolünü oynamaya başlıyor. Genelde öyledir. Noriega'da öyleydi. İlk önce Amerika kullandı onu. Ondan sonra havalara onu soktu. İzin veriyor yani. Ne zamanki son kullanma tarihi yaklaşıyor. Bu sefer araya mesafe koyuyor. Onlar da biraz kerameti kendinden menkul zannediyor. Halbuki iktidar için onların desteğini almıştır. Tayyip orduyu tasfiye ederken kendi başına mı yaptı zannediyorsun? Değil, Amerika'nın desteğiyle. Çünkü Türkiye ordusu Amerika'nın kontrolünde. NATO yoluyla. Bir sürü ajan da var ordu içerisinde. Sen öyle mi zannediyorsun? Amerika bırakmayacak. Eğitimini yapıyor. Bütün paşaların eğitimi Amerika yaptırıyor. Bunlar albay olurken falan filan. Hatta bir kısmı Tursan'a da geliyor. Benim bulunduğum şehre geliyorlar. Burada uçuş eğitimi alıyorlar. Pilotluk eğitimi alıyorlar. Sen zannediyor musun ki Amerika...